çok ilginç bir konuyla karşınızdayız ama. Allah Şimdi Allah. Şimdi video uzun olacak. Uzun bir video olacağı için mümkün olduğunca hızlı anlatmaya gayret edeceğim. Tamam, herkes kapattı şu an videoyu. ve bu arada böyle kronolojik bir ilerleme yapacağız video içerisinde. Neden? Neden? Çünkü konuları böyle tek tek ele alıyor olacağız. Öyle söyleyeyim. Yine böyle bir ürün tanıtımı gibi olacak ama çok değişik bir ürün bu sefer. Meraklıları için zaten bilmedikleri bir şey yok diyebilirim. Evet. Ama meraklısı olmayanlar için de ya da daha önce hiç araştırmamış olanlar için de güzel bir bilgilendirme videosu olacak diye düşünüyorum. Güzel bir çanta var önümüzde şimdi. Bu çantanın içerisinde ne var Zeynep? Bu çantanın içerisinde ne var? Evet. Bu çantanın içinde tamam, ne Zeynep, var? Tamam Zeynep, şov yapma Zeynep. Söyleyeyim mi? Söyle. Nargile. Evet. Bu çantanın içerisinde nargile var ve bu nargile çantalı bir nargile versiyonu diyebiliriz. Bu nargile 1800'lü yıllardan kalma. Hikayeler. Şimdi çantayı kaldıralım o zaman ürünün ne olduğunu ya da nargilenin nasıl bir şey olduğunu bugüne kadar belki görmemiş, incelememiş olanlar vardır. Evet. Onlar için de anlatmaya, tanıtmaya gayret edelim. Bu nargileyi geçtiğimiz ay aldık. Yaklaşık bir hafta 10 yıl kadar araştırdıktan sonra bir nargile almaya karar verdim. Ve neticesinde aslında işte bütçeme uygun olacak şekilde seçtim. Araştırırken de şunu gördüm. İnanılmaz, özellikle son dönemde sektörün de inanılmaz genişlediğini ve yerli üreticilerin de işin içine çok ciddi anlamda girdiğini de görmüş oldum böylece. Kısa bir süre araştırmanın hemen ardından işte ne alabilirim, nasıl bir şey olabilir, benim bütçeme hangileri uygun derken bu nargileyle tanışmış oldum. Aldıktan hemen sonra da hemen bir video çekelim, hadi tanıtalım, gösterelim, bak nargile var demek istemedim işin doğrusu. Yaklaşık bir aydır deniyorum. Neyi deniyorum? İşte nargileyi deniyorum, tütününü deniyorum, işte lülesini deniyorum vesaire. Çok, çünkü farklı ekipmanları var aslında işin içinde. O yüzden detaylı şekilde bir size de mümkün olduğunca anlatmaya gayret edeceğim. Ama yine de şunu unutmamakta fayda var. Sonuçta amatör bir nargile anlatım videosu olacak. Ama dediğim gibi daha önce hiç araştırmamış olanlar için bence güzel bir bilgilendirme videosu olacak diye düşünüyorum. Şimdi tütün denedik derken size burada 3-5 tütünden bahsetmiyor şimdi, arkadaşlar. Diyelim ki mesela siz deyin 100, ben diyeyim 200. Yok 300. Yani öyle bir şey. Tabii farklı tütünleri denedim. Aslında nargilenin olayı biraz da tütün. Çünkü tabii, farklı aromalar var ve işin doğrusunu söylemek gerekirse her markanın belki 20'den fazla farklı aroması var işin doğrusu ve bir sürü marka olduğunu düşünürseniz yüzlerce farklı aromadan bahsediyoruz. Bu anlamda size hitap edecek olanı seçebiliyor ya da işte deniyor, deneyerek biliyor, bulabiliyor olmanız ancak mümkün olabilir. Nargileyi 3 ana başlıkla inceleyebiliriz. Yani en azından en önemli bu 3 ana başlığı bir araya getirirseniz iyi bir nargile içmeniz söz konusu olabilir. Loki geldi bu arada. Hoş geldin. Eski nargilecilerden Loki. Evet Loki. Arkadaşlar danıştıralım. İşin doğrusu nargilenin ana malzemesi yani camı ve üzerindeki ekipmanıyla beraber nargile dediğimiz kısım ve sonrasında tabii ki lüle. Aa pera. Bunların hepsi nargileci ben size söyleyeyim. Evet. Azıcık dursaydı ya. Neden iyi bir lüle onu da hemen kısaca bahsedeceğim ve tabii ki tütün. İyi bir tütün. Çünkü piyasada çok farklı markalar, çok farklı içerikler var ki bunların bir kısmı gerçekten kötü tütünler olduğunu bir denemede ben de fark ettim ve genel olarak araştırdığınızda zaten siz de görürsünüz. Marka tabii ki vermeye gerek yok ama denedikçe hangi markanın daha iyi olduğunu, hangi tütünün, hangi aromanın daha iyi olduğunu siz zaten kendi kendinize keşfetme olasılığınız var. Bunu bir de aslında bir lezzet, bir damak tadı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü nasıl ki yediğim ve hoşlandığım bir şey bir başkası tarafından hiç beğenilmiyorsa bu tütünde de aynı olay söz konusu. Bana çok hoş gelen bir aroma aslında size çok farklı gelebilir, çok kötü gelebilir. Çok fazla uzatmadan hemen isterseniz detaylara girelim. Şimdi hemen kısaca bir hazırlık yapacağız. Nasıl hazırlandığını da kısaca göstereceğim ama lüleden bahsetmek istiyorum önce. Çok farklı tabii ki lüle çeşitleri var ama esas ana iki çeşit var diyebilirim. Şöyle gösterirsem aslında çok daha net anlaşılacaktır diye düşünüyorum. Bir tanesinde dikkat ettiyseniz delikler var. Bir tanesinde tek delik var ve etrafına bir çanak gibi aslında tütünün yerleştirileceği kısım var diyebilirim. Şu lüle tünel dedikleri puni anlamına geliyor. Tütünü bu gördüğünüz çanak kısmına, iç kısmına yerleştiriyorsunuz.
ve sonrasında orta kısımdan nefes alıp vererek tütünün oradan size ulaşmasını sağlıyorsunuz. Bu sistemde ise burada tabii 7 delik var toplamda ama bunun işte 5 deliklileri var, 4 deliklileri var, farklı seçenekleri söz konusu. Bir de ayrıca bunlar kendi içinde ikiye ayrılıyor. Toprak kaselerde sırlanmış ve sırlanmamış olarak ikiye ayrılır onlar, biliyorsunuz. Güveç yaparken çok kullandığım bir şeydir, sürekli kesinlikle. Güveç yaparım, evet. Doğru, güveçlerde çok sık kullanılır. Evet. Yanı sıra bu lülelerde de sırlı ve sırsız olarak ikiye ayrılıyor. Neden? Çünkü sırlı olanlarda temizledikten sonra o tütünün herhangi bir şekilde kokusu, aroması hiçbir şekilde silmiyor. Ama sırsız olanlarda o tütünün kokusu, aroması çok güzel bir şekilde siniyor. Özellikle sırsız olanları belli tütünlerde, yani aynı tütünlerde kullanmaya özen gösteriyorlar. Ona da işte tat oturtma diyorlar. Yani o tadın o lüleye sinmesi ve sürekli aynı lülede kullanılması gibi düşünebiliriz. Yanı sıra tabii tütünden kısaca bahsettim. Dediğim gibi çok farklı aromalar, çok farklı içerikler var. Orada tamamen sizin denemenize, sizin farklı durumları değerlendirmenize kalıyor diyebilirim. Şöyle kısaca bir örnek vereyim, daha iyi anlayacaksınızdır. Tütün denemek isterken yorumlara bakıyordum, işte videolar izliyordum. İşte bir tanesi özellikle kola aromalı bir tütünden bahsetti, bir markanın. Çok güzel olduğunu, işte harika bir aromasının, harika bir lezzetinin olduğunu vesaire bahsetti. Tabii merak ettim doğal olarak. Şimdi ben de farklı aromaları, farklı içerikleri deniyorum. Gittim bir tane aldım geldim. Yani açık söyleyeyim içemedim. Çok ağır, çok böyle zorlayan bir tütündü işin doğrusu. Şunu çok net söyleyebilirim. Benim size buradan şu tütünü alın, bu tütünü alın deme lüksüm yok. O tamamen sizin damak zevkiniz. Sert mi, yumuşak içim mi, işte orta içimli mi içeceğinizle alakalı tütünün deneme yanılma yöntemiyle bulabileceğiniz bir durumu diyebilirim. Tabii ben kendime birkaç tane tütünü özellikle beğendim ve onları devam ettireceğimi biliyorum. Ama tabii bir yandan da yenilerini denemeye de devam ediyorum. İşin tütün tarafı da bu, lüle tarafı da bu. Nargile kısmı, çok farklı modeller, çok farklı çeşitler var. Her markanın kendine özel, kendine has nargileleri var diyebilirim. Burada 4 farklı çıkış görüyorsunuz. Bunlar aslında tahliye boruları. Bazı nargilelerde tek tahliye deliği üzerinden oluyor. Bazılarında işte böyle biraz görsele de önem vererek farklı şekillerini, çeşitlerini yapıyorlar diyebilirim işin doğrusu. Genel olarak böyle. Bir de yanı sıra ısı ekipmanları diyorlar aslında. Şu gördüğünüz bir, buna lotus diyorlar. Bunun adı lotus. Bunun içerisine nargilenin kömürünü koyuyorsunuz. Nargilenin kömürünü koyduktan sonra kapağını kapatıyorsunuz ve hava almamasını, daha doğrusu dış rüzgardan ya da havadan etkilenmemesini ve daha uzun süre muhafaza etmesini sağlayan bir ekipman. Ki kömürün daha verimli yanmasını sağlıyor. Yanı sıra tabii tasarruf da sağlıyor, öyle söyleyeyim. Çünkü 3 kömürle yakmanız, mesela şu hemen nargilenin üzerine, lülenin üzerine koyduğunuz bir delikli bir metal. Bunu koyduğunuz zaman bunun üzerine kömür koyarak aslında içebiliyorsunuz nargilenizi çok rahat bir şekilde. Fakat bunun üzerindeki kömürün yanma süresiyle bunun içindeki kömürün yanma süresi neredeyse 2 katı diyebilirim. Yani şurada 40 dakika, 45 dakikada kömürü bitirirken bunun içerisinde aynı kömürü nereden baksanız 1,5-2 saate yakın muhafaza edebiliyorsunuz. Bu anlamda da bir tasarruf sağlıyor diyebilirim. Son olarak kömürden bahsedelim. Sonra da hazırlayalım kısaca isterseniz. Kömür özel olarak üretilen küp şeklinde ve Hindistan cevizinden üretilen bir tip kömür diyebilirim. Böyle küp küp üretiliyor. Özel olarak nargile için üretiliyor zaten. Yine nargilenizin üzerine yerleştirip bunu nargilenin yanmasını sağlayabiliyorsunuz. Çok çabuk tutuşuyor bu arada. Çabuk tutuşuyor ve hızlı bir şekilde yanıyor. Ayrıca uzun sürede dayanarak. Ama nerede yanıyor? Ha, ilk tutuşmasından bahsediyoruz. Yes. Tamam, tutuşmasından bahsedersek hemen şöyle bir ayrı bir ekipmandan bahsetmemiz gerekecek tabii. Çünkü aygazda yaparak hani şey olduğunu, telef olduğumuz bir dönem var. Ocak diyelim. Ocak'ta peki. Aygazda. Aygaz. Tamam, şöyle söyleyeyim. Bu bir şey söyleyeceğim. Belki ben telif hakkı aldım Aygaz'dan. Evet. Belki şuraya reklam sıkıştırıyorum. Ürünü yerleştiriyorum. Niye bunu benim elimden alıyorsun? Nerede o gün? Şöyle söyleyeyim. Bunu almadan önce ocakta tabii ki kömürü yakmaya gayret ediyordum. Tabii telef o da zahmetli dönem oluyor. Ocağa kül geliyor. Tabii ocağı batırmamak için ve taşıma işi, git gel işi tabii çok zor olduğu için böyle bir köz ocağı diyorlar buna aslında. Köz ocağı aldım diyebilirim. Bunun üzerine bunu hemen fişe takıyorsunuz. 5 ila 10 dakika içerisinde kömürün hızlıca tutuşmasını ve hazır hale gelmesini sağlıyor diyebilirim. Genel olarak bunun böyle. Hemen o zaman hızlıca bir hazırlık yapalım. Birlikte görelim. Sonrasında üzerine konuşuruz yine.
Evet, şimdi tütünümüzü yerleştirdik güzelce, taşmayacak şekilde. Bunu bu arada tartarak koyanlar da var. Yaklaşık olarak tabii lülenin iç hacmine göre de koyacağınız tütün miktarı değişiklik gösterebiliyor. Ama ortalama 15-20 gram aralığında diyebilirim. Biraz tabii elim alıştığı için artık otomatik koyuyorum. Şöyle özel alüminyum folyolar var. Nargileler için özellikle kullanılması amaçlı. Neden? Çünkü üzerine kömürü koyduğunuzda yakın plandan tütünü yakmaması için bir alüminyum folyo kullanacağız. Bunu da lülenin üstüne bu şekilde kapatıyoruz. Aşağı doğru şöyle gerdiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi bu artık hazır. Yapmamız gereken şey artık kömürün hazırlanması ve sonrasında nargilenin hazırlanması, ama bunun üzerine bir de ayrıca delik açacağız ki o deliklerde tütünün aromasının kömür üzerinden daha rahat bir şekilde geçmesini sağlayacak. Bunu da belirli aralıklarla, çok fazla büyütmeden delikleri mümkün olduğunca açmak. Dikkat ettiyseniz sadece orta kısma delik delmedim. Çünkü orta kısım tam da havanın geldiği kısım. O sebeple oranın kapalı kalmasına özen gösterdim ki daha dengeli bir şekilde hava akımı da tam anlamıyla tütünün aşağı doğru geçmesine sebep olabilsin. Bu da hazır durumda. Artık nargilemizin suyunu hazırlayacağız. Sonrasında kömürümüz hazır olmak üzere. Hemen koyacağız ve sonrasında birlikte deniyor olacağız. Pekala, şimdi nargilenin suyunu koyalım birlikte. Bu arada iç kısımda da şöyle göstereyim hemen. Şurada difüzör dedikleri aslında bir kısım var. Bu da bu iç kısım çelik bu arada. Sudan paslanmaması, etkilenmemesi için. Difüzörde kenarlarında delikleri olan ve altında deliği olan. Eskiden sadece altta olurmuş. Ama hava akımının daha doğru sağlanması ve çekimin kolaylaşması için difüzör denilen bir sistemle iletiyi sağlıyorlar diyebilirim. Suyla hava akımını. Nargilemizin içine soğuk su koyacağım bu arada. Çok farklı sıvılarda koyuyorlar. Sütle yapan var, meyve suyu koyan var, kola koyan var, ama ben suyla denedim. Daha önce farklı bir içerikle denemedim. Soğuk olmasına dikkat ediyorum. Çünkü. Neden? Neden? Çünkü aslında bir sıcak hava akımı çekiyoruz biliyorsun ki içimize. Bu sıcak hava akımı da mide bulandırabilir. Yani eğer çok böyle ılık hava hava çekiyorsanız mide bulandırabilir. Bu serinlik sağlıyor, bir ferahlık sağlıyor diyebilirim. Ama zaten tütünlerin içinde genelde işte ferahlık verici o şeyler var. Nane gibi. Freshlik sağlayan içerikler mevcut. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Tam olarak hemen difüzörün üstüne, yani deliklerin üstüne gelecek kadar bir su koymamız gerekiyor. Onu ayarlamam lazım. Hemen bir bakalım. Şöyle ben yaklaşık olarak koydum ama deneyeceğim tabii ki. Evet, şu anda tam olarak difüzörün hemen altında kaldık diyebilirim. Suyumuz hazır. Hemen kömürümüzü kontrol edelim. Şimdi bu tarafı hazır durumda. Tabii gündüz olduğu için çok net görülmüyor ama akşamları özellikle kıpkırmızı köz halinde görüyoruz. Yanıyor bana. Şu an burası hazır. Sadece arka kısımları kalmış. 2-3 dakika sonra kömür de hazır olmuş olacak diyebilirim. Şöyle bir çantasıyla beraber aldık biz. Kendi çantası bu. Set halinde çantalı nargileler satılıyor. Eğer çantalı almıyorsanız çantayı ayrıca alabileceğiniz durumlarda söz konusu. Onu da ayrıca araştırabilirsiniz. Ama ben kolaylık olsun diye, bir de yeni başlayacağımız için aslında hemen hepsinin içinde olduğu bir set aldım diyebilirim. İşte maşasıyla beraber, nargilesiyle, çantasıyla beraber. Gideceğimiz her yere götüreceğiz nargileyi. Gideceğimiz her yere götürme imkanımız var tabii ki. Küçücük bir çanta. Bu arada dikkat ettiyseniz nargile gayet küçük, kibar. Çok tatlı ya. Evet, çok kibar bir model. Çok farklı modelleri var. Dediğim gibi boyut olarak da çok büyükleri var. Hem için bu ideal ya. Evet, masa üstü dedikleri model. O anlamda çok küçük modeller. Bundan daha küçük modeller de var tabii, bu tabii. Arada. Esas o büyük modeller, o kahve tipi dediğimiz Konya nargili diyorlar onlara. O Konya nargileleri yere koyarak aslında büyük, bayağı oturaklı bir nargile durumu oluyor. Ama içinde hiçbir fark yok. Açıklıkla söyleyebilirim onu. Bunda da aldığınız aroma, orada da aldığınız aroma. Ki burada mesafe daha kısa olduğu için daha hızlı bir içim. Aslında daha hızlı bir tütünün açılması dediğimiz o sürecin daha hızlı olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hemen üst kısımda bir contamız var, böyle plastik bir conta. Bunu buraya takıyoruz ve lülenin sağlam bir şekilde yerleşmesini sağlıyoruz. O hareket etmemesini de sağlıyoruz. Buraya yerleştiriyoruz. Bunu yerleştirdikten sonra yapmamız gereken tek şey bastırmadan lotusu yerleştirmek. Artık tek eksiğimiz kaldı. Buraya iki tane kömürümüzü yerleştireceğiz ve aslında nargilemizi tamamlamış olacağız.
Evet, şimdi kömürümüzü bu şekilde yerleştiriyoruz. Kömürleri de dengeleyerek tabii. Çünkü kömürler ilk etapta büyük oluyor. Kömürü koyduktan sonra yaklaşık olarak 3-4 dakika, 3-5 dakika diyelim. Bekledikten sonra denemelerinizi yani çekmeyi gerçekleştirebilirsiniz. Borumuzu yerleştiriyoruz. Zaten öyle çok komplike bir şey değil. Sadece takıyorsunuz olduğu yere. Dediğim gibi çok farklı modelleri var. Bu arada mıknatıslı modeller var. Yerleştirebildiğiniz. Çok pahalı modeller. Fiyatlarıyla ilgili o arada onu beklerken fiyatlarıyla ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Bugün eğer bir nargile almaya karar veriyorsanız yaklaşık olarak 300 liradan başlıyor diyebilirim hazır setler. Tabii bunlar markalı modellerde çok daha yüksek fiyatlara kadar çıkıyor. Yani açık söylemek gerekirse 10 binlerce liralık nargile setleri gördüm. Burada, arkadaş ya, kumanda fiyatına bak. Değil mi? Burada tabii en önemlisi sizin bütçeniz. Bütçeniz belirliyor bunu. Ama tabii özellikle çelik parçaların, çelik malzemelerin kullanıldığı nargileler tercih ediliyor. Sebebi de şu, doğal olarak suyla temas halinde olduğu için, yani nem, rutubet ve su etkeni olduğu için bu anlamda çelik malzemelerde paslanma durumu söz konusu olmuyor. Ama eğer bütçeniz kısıtlıysa, daha uygun fiyatlı bir malzeme almak istiyorsanız sadece alt kısmının çelik olduğu ama üst kısımların aynı bizim modelde olduğu gibi alüminyumdan üretildiği modellerde söz konusu. Zaten boya kaplamalı olduğu için eğer bir darbe almıyorsa, çizilme olmuyorsa, işte içten bir paslanma söz konusu olmayacağı için bir sorun yaşamazsınız dikkatli kullanmanız durumunda. Genel olarak dediğim gibi 300 lira ile alabildiğine giden fiyatlar söz konusu. Lülelerle ilgili hemen kısaca bir şey söyleyeyim. Lüleler de bu arada malzemesine göre ve tabii ki markasına göre fiyatları değişen ürünler. Çok özel killer, çamur karışımları kullanıyorlar içinde ve bu da tabii ki tadını, o tadı yani tütünün tadını almanızı etkileyen unsurlardan bir tanesi diyebilir. Vay be, baban da mı nargileciydi be? Yavaş yavaş açılmaya başladı. Evet. Dediğim gibi aslında köz etkisini göstermeye başlıyor. Tütünü yavaş yavaş ısıtıyor, yakmaya başlıyor ve sonrasında sizin çektiğiniz nefesle beraber o aslında duman suyun içerisinden geçerek size ulaşmış oluyor diyebilirim. Bu arada nargilelerde böyle, özellikle büyük nargilelerde böyle fokur 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 sesler çıkar biliyorsunuz. Daha sesli ve gürültülü bir içim olur. Belki bu arada kimisi de onu çok seviyor aslında. Nargilenin sesini seven de vardır mutlaka. Bu modellerde ama dedim yani difüzörlü modeller. Bunlarda ses nispeten daha az. Havayı suyun içerisinden 5-6 delikle beraber çıkardığı için çok daha az bir ses çıkıyor. Zannediyorum oldu ya. Yavaş yavaş oldu. Evet, bu arada duman artmaya başladı dikkat ettiyseniz. Tabii aromasının da yavaş yavaş gelmeye başladığını hissediyorum ama aromanın böyle tam olarak tavan yaptığı belli bir süre. Yani yaklaşık 15-20 dakikadan sonra tam tavan yapıyor diyebilirim. Sonra aslında artarak gelen aroma sonra azalarak bitmeye devam ediyor. Bu da yaklaşık olarak tütünün bir saat keyifle içilebileceği anlamına geliyor diyebilirim. Yavaş yavaş güneş de gelmeye başladı. Evet. Bitirelim. Gölgeye kaçacağız ayrıca ama koşarak. Şunu da söyleyebilirim ki son dönemlerde edindiğim en güzel hobilerden biri. Evet, zararlı. Tabii ki sigaradan bir farkı yok. Hatta sigaradan daha zararlı olduğu söyleniyor. Tabii sürekli içilen bir ürün de değil. Hani her gün yakıp içeceğiniz bir durum değil. Keyfi olarak kullanacağınız, içeceğiniz bir hobi diyebilirim ama iyi bir hobi değil. Onu da söylemekte fayda var. Biz yaklaşık olarak biliyorsunuz 3 seneye yakın süredir. 3 sene olmadı mı? Pardon, 2 sene mi oldu? 3 sene olacak Ekim'de. Evet. Ekim ayında 3 sene olacak. Sigarayı bıraktık biliyorsunuz. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu tabii herkeste aynı şekilde olacak diye bir durum yok. Onu bir kere önden söyleyeyim. Çünkü bu bir heveslendirme videosu da değil işin doğrusu. Sigara isteğini ya da ihtiyacını hiçbir şekilde tetiklemedi bende özellikle. Yani sigarayı yeni bırakmış olanlar için belki bir tetikleyici olabilir. Ona dikkat edin lütfen. Ben hiçbir şekilde sigarayı düşünmeden ya da aklıma getirmeden keyfi olarak nargileyi şu anda gerçekten çok büyük bir keyifle içiyorum, tüketiyorum diyebilirim. Bir de hemen tahliyeleri göstermek istiyorum. Burada 4 tane boru var dikkat ettiyseniz. Şimdi normalde içine duman birikiyor şu kısma. Yoğunlaştıkça o dumanı da, fazla dumanı da buradan atabiliyorsunuz. Onu nasıl atıyoruz? Üfleyerek atıyoruz tabii ki. Vay be.
Buradan da aslında tahliye borularından da içindeki bayat dumanı diyelim artık göndermeniz, tahliye etmeniz mümkün oluyor. Genel olarak böyleydi. Aslında detaylı bir şekilde anlatmaya gayret ettim ama sorularınız varsa yine aşağıdan belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1000 aboneyi geçtik. Yeeey! Aynen öyle. Çok fazla da video çekemiyoruz son dönemde. Vaktimiz yok. Maalesef. Çok fazla vaktimiz olmadığı için ama böyle vakit buldukça gayret edeceğiz yine sizinle buluşmaya. Umarım keyifli bir video olmuştur. Dediğim gibi aklınıza takılan her şeyi aşağıda yorumlardan yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.